Merhaba, ben Güneş Samoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Bu manzarayı belki de hatırlayacaksınız çünkü bu anonsu üçüncü kere çekiyorum. Niye üçüncü kere çekiyorum? Ödemiş Lübbey'deyim. Lübbey çok güzel bir yer. Ben geldiğimde burada 2-3 kişi yaşıyordu. Tamamen yıkılmak üzereydi. Ama Lübbey eskiden eşkıyaların kullandığı bir yerleşim yeri, bir yayla diyebiliriz buraya. Buradaki evler çok ilginç, birbirlerine geçiş noktaları var. Eşkıyaların kaçması için geçiş noktaları yapmışlar, camileri olan bir yer. Ben yıllar önce, herhalde bir 10 yıl olacak, 10 yıl önce geldiğimde burayı kimse bilmiyordu. Hatta burası tanınsın diye çok mücadele ettim. Arkasından bir daha geldim. Şimdi geldim, bir çay kahve içeyim dedim. Burada küçük küçük bir kahveleri vardı, bir baktım. Oteller yapılmış, butik oteller yapılmış, kafeteryaları olmuş. İnsanlar buradan ev almaya başlamış. Bir takip haberi yapalım dedik. Çünkü Yeşil Doğa'da takibi de çok seviyoruz. Başlattığımız bir işin de devamını getirmek istedim. Şimdi Lübbey'deyiz. Lübbey'in yeni sakinleriyle konuşacağız. Ben buraya yıllar önce geldiğimde burası yalnız bir köy müydü artık, yayla mıydı, ne diyoruz? Köydü. Şimdi buranın yeni sakinleri sizsiniz. Evet. Nereden aklınıza geldi, nasıl duydunuz, nasıl bu işin içine girdiniz? Burada oteller yapmışsınız, butik otel yapmışsınız, kafeteryalar yapmışsınız. Benim hayalimdeki bir şeydi zaten böyle bir şey yapmak. Hmm. Bu zeytin toplamaya geldik dayımlarına. Bir sesler var, kalabalık bir sesler var. Bir geldik, tur gelmiş buraya. Fotoğrafçılar turu gelmiş. Ondan sonra anneannemin evini de böyle söyledik anneanneme. Tamam dedi, yapabilirsiniz dedi. Ha, burada sizin eviniz vardı. Anneannemin evi burası. Anneanneniz buradan ayrıldıktan sonra bu evi hiç böyle restore etmeyi düşünmediniz mi o zamanlar? O zaman işte anneannem sağdı ya, kışın buraya geliyor. Gelmeye devam ediyordu. Ha. Yazın yaylaya çıkıyordu. Halam da vefat edince o yalnız kaldığı için gelmek istemedi artık. Hmm. Ondan sonra ev o yüzden sağlam kaldı zaten. Ondan sonra bir yıl falan gözleme açtık burada, araba bıraktığımız yerde. Ondan sonra dediler, gelenler niye kahvaltı vermiyorsunuz, yiyecek vermiyorsunuz. Ondan sonra da kahvaltıya başladık. Sonra dediler, biz bu odada kalırız demeye başladılar. Yukarıda bir tane odamız var. Ondan sonra almıştık bir tane halamın evini. Onda butik otel yaptık. Burası hayvanların yaşadığı dam diyor anneannemler. Onlar varmış. Daha sonra biz mutfak bölümüne işletme yapınca... Bunlar o eski olan bölümler değil mi? Bu ahşaplar. Tabii hiçbir şeyi değiştirmedik biz. Eskiden insanlar hayvanlar altta olur, onun ısısından yararlanırlar. Evet. Şimdi öyle değil artık. Evet. Abi. Tamam. Çok güzel burası. Burası da çardakmış. Aynı şekilde örtülmüş. Burası abdest dikmiş. Anneannem burada ellerini, altında karalı tencereleri, üzerinde normal tencereleri varmış. Samanlarını, turşularını o koyuyormuş. Burası orası. Burası orası. Burası da konakladıkları odaları. Annemler dört kardeş. Öyle mi? İki dedemle anneannem yaşamışlar bir odada. Sonra bir babaanneleri gelmiş. 3 yıl onlarla kalmış. Ya. Biz şimdi buraya gelenler, turlar geldi. Biz burada kalırız dediler. Dedik biz yaptık, böyle bir çekindik. Yok dediler, biz kalırız. Çok sevdik bu köy evi. Hı-hı. Diye. O yüzden o şekilde biz de tamam dedik onlara. Yılbaşları falan dolu olmaya başladı. Öyle mi? Evet. Çok gelen giden oluyor mu? Oluyor, evet. Evet. Süper. Yabancılar bile misafirlerimiz. İnternet üzerinden mi buluyorlar? Evet. Nasıl buluyorlar Lübbey'i ya? Yani Google'da falan o şekilde geliyorlar misafirlerimiz. Süper. Bizim zaten Yeşil Doğa programı yaparken yani bu tür yerleri çok ön plana çıkartıyoruz. İstanbul, İzmir, Bodrum, Çeşme çok bilinen yerler. Fakat bunlar bilinmiyor. Korunsun da istiyoruz. Korunurken de böyle hikayeleriyle korunması çok hoş. Çünkü insanlar bu hikayeleri dinlemeye geliyorlar. Kaldığı ev, bu çardak. Bu kaldığı oda, bu anneannenizin odası. Evet. Süper. Evet, bir girelim bakalım. Büyüdüğü. Burası. Evet.
Burası anneannenizin odası. Evet, evet, anneannemin odası. Annemlerin yaşadığı, doğduğu ev. Burada bir kişi mi yatıyordu o zamanlar? Bu keçeden iki taneymiş. Yer minderi varmış. Bunu biz tahtadan kendimiz bu hale getirdik. Genelde keçe kullanıyorlarmış. Hatta o zamanlar misafir için kullanılıyormuş keçeler. Geldikleri zaman onların altına seriyorlarmış. Bu bölgenin keçesi de meşhur zaten. Meşhur, evet. Evet, Ödemiş'te halen dokumaya devam ediyorlar. Şömine yanıyor mu ocak? Yanıyor tabii. O çok güzel oluyor, evet. Kışın. Şey isteyen oluyor mu gelenler kışın? Tabii tabii. Kışın şömine yanıyor mu? İlk sordukları şey o zaten. Şömine yanıyor mu? Şöminenin sıcaklığı da bambaşka bir şey olur. Evet, görselliği de çok güzel. Ay süper. Çok güzel. Yani açıkçası bu hale gelmesi benim de hayalimdi. Evet. Ha diyeceksiniz ki sen oradan yer mi aldın? İlk geldiğimde kimsenin hiç düşünmüyordu. Ben hatta buradan bir yer alayım, düzelteyim, gelirim. Fakat İstanbul Ödemiş neresi uzak dedim. Evet. Keşke düşünseymişsiniz. Keşke düşünseymişsiniz. Ama hayalim de böyleydi. Böyle güzel, böyle kullanılması daha hoşuma giderdi. Evet, hiç bozmadık biz. Hiç bozmadık. Şömine muhteşem. Evet, orasını da yakıyoruz kışın. Şömine yanıyor mu diye böyle hani konaklamak isteyenler hep onu soruyor zaten. Evet diyoruz. Yanıyor. Lambamızı da yakıyorlar. Gece lambası gibi. Onu da kullanıyorlar. Ha, gaz lambası. Gaz lambası. Burası neydi? Burası normal evdi. Evet, evet. Buranın kapısı var mı? Birbirine evlerden geçiş bunun yok. Yok. Şu ara yerde bitiyor. Buranın bir özelliği var. Burada bunu daha rahat görebilirsiniz. Bu gördüğünüz evlerin temeli kayalık. Yani temel diye bir şey yok bu evlerde. Evet. Tamamen kaya üzerine oturtulmuş. Yani buranın bir kayalık olduğunu düşünün. Buradaki taş parçalarını zaten dokudan anlaşılacağı gibi kesip üst üste koyarak bu binaları inşa etmişler. Bir vadinin ortasında bir kaya bloğu düşünün. Bu kaya bloğunun parçaları bunlar, yapı taşları bunlar, temeller bunlar. Bunları kesmişler. Doğadan aldıkları parçalarla bunu yukarıya doğru devam ettirmişler ve bu binaları oluşturmuşlar. Bu binaların yapısı, pozisyonu hepsi bir tarafa bakıyor. Bir bütünlük var baktığınız zaman. Hem içte bir bütünlük var, iç mimaride bir bütünlük var. Hem dış mimarisinde bir bütünlük var. O yüzden çok güzel bir köy. Uzaktan baktığınızda toplu olarak duran fazla köy kalmadı. Benim ilk geldiğimde Lübbey'de dikkatimi çeken o olmuştu. Toplu olarak duran bir yaşam kültür vardı. Fakat içinde yaşayan insan sayısı azalmıştı. Şimdi giderek de alan sayısı, artık şehirler de gelmeye başlamış. Bir yaşamın yeniden bir yaşam başlamış burada. O güzel. İşte bu dokuyu da anlatmak istedim. Burada da güzel bir örneği var. Yıkılmamış verandalı bir yer. Burayı birisi almış, artık restore edecek. Bu evlerin bir özelliği var. Üstten ve alttan kapaklar var. Üstten de boşluklar var. Eşkıyalar o dönemde güvenlik güçleri buraya geldiği zaman onlardan kaçmak için o boşlukları, alttaki ve üstteki boşlukları kullanırmış. Bu gördüğünüz Lübbey'deki bütün evlerin neredeyse birbirlerine bağlantıları var. Bazıları çökmüş vaziyette ama hiç kimseye görünmeden köyün bir ucundan girip buraları kullanarak diğer ucundan bu vadiden kaçabiliyormuşsunuz. Öyle bir sistem kurmuşlar buraya. Onların bir kısmı hala görünüyor ama ilk geldiğimde onu çekmiştim. Fakat orası çökmüş, çöktüğü için de onu göstermek çok zor ama bu boşlukları hala birbirine geçen boşlukları buraya geldiğinizde görebilirsiniz. Müzik.
Ödemiş patatesi mi? Evet. Evet, Ödemiş patatesi. Ha, ya burada Ödemiş patatesi diye bir şey var. Gerçekten çok lezzetli. Ben birkaç kere tatmıştım. O yüzden sordum. Hani ne farkı var diye. Gerçekten lezzeti farklı Ödemiş patatesi. Çok var. Ha. Siz de emekli öğretmensiniz. Evet. Eşinize mi yardım yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Eşimize yardım ediyorum. Biz burada ninemin kahvaltı evi adı altında kahvaltı evimiz var. Gelen misafirlerimize en azından hem dinlendirmek hem onlara ihtiyaçları olan yemekleri hazırlıyoruz. Siz aslında öğretmensiniz. Ne öğretmeni? Sınıf öğretmeniydim ben. 33 yıl görev yaptım. Emekli olduktan sonra da artık eşimi yardım etmeye çalışıyorum. Nasıl geçiyor burada hayat? Burada hayat gayet sakin, güzel. Gelen misafirlerimiz oluyor cumartesi pazar. Hatta bugün Almanya'dan, Belçika'dan misafirlerimiz vardı. Lübbey tarihi bir yer olduğu için yurdumuzun her tarafında ziyaretçiler gelmektedir. Niye burayı tercih ediyorlar? Ne diye geliyorlar? Fotoğrafını mı beğeniyorlar, hikayesini mi? Hem fotoğrafını hem hikayesini hem de tarihi yaşanmışlıklarını. Çünkü burada çok büyük zorluklarla yaşanılan bir yer burası. Bitişik nizama geçen ilk köy. Kendilerini korumak amacıyla evler bitişik nizamla yapılmış. Dar sokaklar, yolu, suyu, elektriğe yeni gelmiş bir köy. Ama herkesin görmesi gereken bir yerleşim yeri. On yıl önce ilk geldiğimde göz koyduğum ev burasıydı çünkü buradan ormana bakan çok güzel bir verandası vardı ve verandasında da şömine vardı. Verandayı görüyorsunuz. Hakikaten veranda çok güzel bir ocak var. Şimdi hayal edin, ocağın yandığını hayal edin. Ocak yanıyor, verandada oturuyorsunuz. Aşağıda suyun sesini görüyorum. Şelale var, sular akıyor. Oh! Ne veranda kalmış ama şömineyi görüyorsunuz. Çok güzel bir yerde. Verandası yıkılmış. Ah yazık oldu ya. Ya demek ki o dönemde geldiğimde hani burayı alıp restorasyonla, keşke İstanbul'a uzak olmasaydım. Restorasyonuna başlamış olsaydım çok farklı bir yer görecektiniz. Müthiş bir veranda, şömine, burada oturan insanlar, ocak, kafeterya. Ya yazık oldu ama yine de ayağa kaldırılabilir. Önemli olan müteşebbüs bulmak. Bu konuda müteşebbüs bulmak. Eğer bunlara göre çok alan olmuş zaten de alanlar dokunmuyor. Aslında dokunsalar burası ayağa kalkacak, güzel bir yer olacak. Ondan sonra kuyruk oluruz gelmek için. Bundan sonra hayalim buranın çok kalabalık olması. Yani butik otellerin açılması. Yani bilmiyorum ya, kalabalık istiyorum ben burayı. Ama olacak. Çok ev satıldı. Herkes butik otel yapmayı düşünüyor. Bir de bilmiyorum, belki duymuş olabilirsiniz bir haberci olarak. Buradan Efeler yolu geçecek. O yüzden bir rağbet çoğaldı buraya. Bir aylık bir parkurmuş. Dünyaca ünlü bir yol, hani yürüyüş yolu olacakmış. Her gittikleri mesela 15-20 kilometre bir konaklama yapacaklarmış. Burası tarihi bir köy olduğu için burada 2 gün konaklama yapılacakmış. O yüzden bir şeylerde, ev almalarda bir şey var, patlama var. Hareketlenme var. Hareketlenme var, evet, evet. Sonra çok olunca sizin işler düşmesin. Ya herkesin nasibi ayrıdır diye düşünüyorum. Hiç öyle düşünmedim. Bir yere yerleşecekseniz öncelikle su olacak, kültürü olacak, hikayesi olacak, yapısı bozulmamış olacak, insanı güzel olacak ama öncelikle su olacak. Mümkün olduğu kadar böyle yerleri tanıtmaya çalışıyoruz ki kurtaralım diye. Çünkü çok güzel yerlerimiz var. Gözden uzak olduğu için kurtarılması da zor oluyor. Çöktükten sonra görmenin de bir anlamı yok. O yüzden geçerken Lübbe'ye uğradım. Bir daha ekrana taşımak istedim.
buradaki değişimi gösterdim. Bazen insanlar diyor ki Güven Bey gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gittiğiniz yerler bozuluyor. Her yer bozulmuyor. Düzelen yerler de var. Önemli olan biz tanıtalım, koruyalım istiyoruz. Yani bozulması için gitmiyor. Gidin o güzelliği görün istiyoruz. Bu güzelliği yaşayın, bu çeşmelerden suları için yüzünüze sürün, bu keyfi çıkartın. Doğanın tadını çıkartın istiyoruz. Gelin buraya çöp bırakın demiyoruz. Ya da bina yapın, buraya beton dökün demiyoruz. Aklımıza da gelmiyor zaten ama gelenlerin maalesef aklına o geliyor. Onu da bir şekilde düzeltmemiz lazım. Bizim amacımız buraya gelip doğayla barışık yaşamak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.